sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunuyor. 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepler olan kanun teklifini komisyonlarda görüşüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasını büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Yani ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum. Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatta sebze meyve alabileceklerini düşündüğü için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmak meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 37 ülkede yapılan araştırmada ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35. sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, emekli, hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifinde düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini kanun teklifiyle birlikte huzurunuza getirdim. Bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta asgari ücretin de altında maaşta olan çok sayıda emekli vardır. 1000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. Değerli arkadaşlar, emeklinin sahipsizliği, emeksizliğinin unutulmuşu seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz bir kesim de var. Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyoruz. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunları alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarı 10 yılı 7 yıldır vermedi. Geçim şartlarının zorlaştığı, doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere, aklınıza gelen her şeye gelen zam karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamaları hepimiz için de bir sorumluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda inanıyorum ki intibakla ilgili verdiğim bu düzenleme ile ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdireceklerini umuyorum. Çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son kertesine erişeceği noktadır. Ben emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim.
Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Tamamlayın Sayın Gürer. Fethiye Gürer, yüz binlerce emeklinin büyük umutlarla beklediği emeklilikte intibak yasasını hazırlamış olduğu kanun teklifiyle TBMM gündemine getirdi. Fethiye Gürer'in 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarındaki ayrımın yarattığı mağduriyete çözüm getirilmesi için hazırlamış olduğu intibak kanun teklifi meclis gündeminde görüşüldü. Oylanan kanun teklifi AKP'nin vermiş olduğu olumsuz oylarla reddedildi. Emeklilerimiz büyük sıkıntı içinde. Ülkemizde emeklilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yaşamış oldukları geçim sıkıntısının yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunduğunu ifade eden CHP milletvekili Fethiye Gürer, 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenleme ile emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepleri olan kanun teklifinin komisyonlarda görüşülüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasının büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan, öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum dedi. Kahvehanelerde çay içmek artık emekli için lüks oldu. Artık emeklilerin pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze ve meyve alabileceklerini düşündükleri için akşam saatlerinde pazara gittiklerini söyleyen CHP milletvekili Fethiye Gürer, emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmanın meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum, dedi. Emeklinin yaşadığı dramı hissedin. 37 ülkede yapılan araştırmada, ülkemizin ne yazık ki emeklilere ödedikleri maaşla 35. sırada yer aldığını anımsatan Fethiye Gürer, bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir dedi. Asgari ücretin altında maaş alan emekli var. İntibak düzenlemesiyle ilgili getirdiği kanun teklifiyle düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini meclis huzuruna getirdiğini anlatan Fethiye Gürer, bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta asgari ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli var. 1000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti son bulsun. Fethiye Gürer, onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklinin sahipsizliği, emeklinin unutulmuşluğu, seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyorsunuz. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunlar, dedi. Emekliler bu ülkenin üvey evladı mı? Doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere gelen zamlar karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamalarının kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizen Fethiye Gürer, alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki, biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 17 yıldır vermedi. Geçim şartları zorlaştı. Bu bağlamda intibakla ilgili verdiğim bu düzenleme ile ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdirecekler diye inanıyorum. Ve umuyorum, çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son kertesinde erişeceği noktadır dedi. Gürer, emekliler için çok sayıda kanun teklifi verdim.
Emeklilerin bir nebze olsun rahat bir nefes almalarını sağlamak için komisyonda bekleyen kanun teklifi olduğunu hatırlatan Fethi Gürer, emekli